ölecek. Ölsün. Ölsün gebersin. Bir şey söyle ki seni öldürmeyeyim. Ellerin yerini söyleyeceksin. Abdüley'i nereye götürdüğünü söyleyeceksin. Efendim, sakinleştiricinin etkisi geçiyor galiba. Doktor Zero'yu getirin. O gelene kadar uyutun Abdüley'i. Bizi görünce ne tepki vereceğini bilmiyoruz. Peki efendim. Uzun, sen sakinleştiriciyi hallet, ben doktor alıp geleyim. İskender yaşarsa ona büyük bir hediye vereceğim. Ya Memati, ben seni anlamayayım ki. Madem kayfa ısmarlayacaktın, daha bizi buraya ne getirdin? Cevherim, anlamayayım işin. Memati devletin parasıyla kahve ısmarlamıyor ki. Kendi parasıyla ısmarlıyor da. Ben sana bütün gece kahve ısmarlayacağım. Kendi paramla. Hem buzlu kahve içireceğim, hem sıcak kahve. Buzlu kahve ne ola ki? Aklı sıra racon yapayım. Sen bilirsin Mamuş. Pencereden bir daş geldi. Ben sandım ki geldi, ben sandım ki Mamuş geldi. Buzluğa koyacaksan beni koy. Senin yaptığın delikanlılığa sığar mı? Amur'da dona, ben burada keyif çalayım. Cevher, benim içtiğim gibi çayını kahveni içmezsen dayın daha çok buzlukta kalır. Akıllı ol. Penceresi yeşil yaprak, mamur.
Açsana kapıyı. Kimsin sen? Gerizekalı, kaç kişi sana baba diyor? Terbiyesiz, terbiyesiz konuşma. Defol git başımdan. Baba açar mısın şu kapıyı? Şu anda meşgulüm. Sana söyleyeceklerimi dinle. Sonra neyle meşgul oluyorsan ol. Hangi gerizekalı seni buraya getirdi? İnci. İnci burada olduğumu nereden biliyor? Ya baba manyak mısın sen? Açsana şu kapıyı. Ulan. Önce ikinizi öldürür sonra kafama sıkarım. Defol git ayağımın altından. Baba. İntihar edeceğini biliyorum. Aç şu kapıyı, kırdırtma bana. Madem biliyorsun, ne diyeceksen de. Defol git. Çünkü ben gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin gerizekalı. Bu hayatta senden başka hiç kimsem yok. Annemi öldürdün. Babamı da öldürme, psikopat adam. Ananı boşuna öldürmedim. Senin gibi terbiyesiz bir insan yetiştirdiği için öldürdüm. Bırak. Bırak beni buna sebebiyet verdiğim için kendimi de öldüreyim. İskender. Lütfen kapıyı açar mısın? Bitti. Bitti her şey İncim. Benim yaşamam için bir sebep kalmadı. Ben varım. Benden daha büyük ne sebebin olacak? Bir baba kızını bu kadar üzer mi? Ahıra mı giriyorsun? Ayı ol ayı. Gidin dedim size. Benimle oyun oynamayacaksın. Git diyorsam gideceksin. Ferlerle dışarıda buluşuyoruz. Kim aracı oluyor? Bir adamı vardı. Buluşmak istediğinde onu yolluyordu. Ama şimdi kafasına sıkmıştır bile. Evine hiç gitmedin mi? Bir kere gittim. Gözlerim bağlıydı. Ferlerin yerini kim biliyor? Sürekli kendi yanında olan korumalarından başka kimse bilmez. Ünsal, bu lafların hiçbiri seni yaşatmaz, ömrünü uzatmaz. Doktor var. Ne doktoru? Zero diyorlar, kod isim. Abdüley'in işkencesinde o vardı. Tedavini o mu yapacak? Eğer Abdüley tekrar işine yarayacaksa o doktor olmadan
yara var. Neredeymiş bu doktor? Evini biliyorum. Bekle biraz. Beni tanıyor musun? Sen kimsin? Ben senin patronunun patronuyum. Benim patronum kim? Patronunu hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Söyle o zaman bana. Benden bir şey öğrenemezsin. Görüyor musunuz Uzun? İskender ne adam yetiştirmiş. Komutanım. Merak etme. İskender buraya gelecek. Başım ağrıyor. Şimdi sana ağrı kesici yapacak. Ağrın geçer. Güzel. Polat doktorunu bulamamış. Abim çağırıyor. Kazım çay getir. Üşüdün mü Zaza? Kışıyoruz lan üşük. Korkudan mı titriyorsun, soğuktan mı Zaza? Sinirden olmuyor Mahmut'u. Neye sinir olmuşsun? Cevher karşında çay içiyor diye mi? Yengenim Cevher bizim için çok zehir içmiştir, gene içer. Sen rahat ol. Ben senin sinirlerini donduracağım. Sen de sinir minir bırakmayacağım. Mehmet elini vurmuşken her şeyimi dondur. Yoksa benim de sinirlerim ısınır. Ne yapacaksın ısınırsa? Ben de racon bilirim Mamati. Tamam da merak ettim. Ne yapacaksın? Seveceğim Mamati. Seveceğim. Seni çok seveceğim. Kazım, Zaza'yı ter basmış. Götür de biraz serinlesin. Sen hiç öleceğini düşünmüyor musun? Her gün düşünüyorum. Beni öldürecek baba yiğidin kim olduğunu her gün düşünüyorum Cevher.
İndir o silahı. Öleceksen beraber öleceğiz. Tamam. Tamam, indirdim işte. İndir o silahı. Bırak elinden silahı. Sen başıma bela mısın? İndir, elinden bir kaza çıkacak. Bir daha beni bırakıp gitmeyi aklından geçirmeyeceksin. Yavaş, 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 yavaş. Almanlar seni neyle beslemişler? 1000 kilo olmuşsun. Karşında kızın da olsa bir kadın var. Bir kadına kilo almışsın denir mi? Bir de onu demedim. Daha ne istiyorsun? İnci Hanım, bu ikisi siz de beni de öldürür. Gelin biz gidelim. Tamam. Sen çık İbrahim. Benim konuşacaklarım var. Bundan sonra silah taşımanı istemiyorum. Boşuna mı öğrettin silah sıkmayı? Boşuna öğretmişim. O kadar silah sıkmayı öğrettiklerimden bir tek sen kaldıysan benim için ateş eden, boşuna öğretmişim. Bak, baba kız, elimizde silah geziyoruz. Nerede benim silah arkadaşlarım? Utanmadan bir de silahları gömüyorlar. Ulan düşmanlarınızı gömün. Silahlarınızı ne gömüyorsunuz? Gelincim. Gel. Burada olduğumu nasıl bildiniz? Feller söyledi. Senin Feller'le ne işin var? İskender, Feller artık onunla birlikte olmanı istiyor. Hayır. Hayır. Hayır, olmam. Artık inat edilecek zaman, duygusal olacak zaman değil. Akılla hareket edilecek zaman. Feller'in sana nasıl ihtiyacı varsa, senin de ona ihtiyacın var. Ölürüm daha iyi. Sen beni köle yapmaya mı çalışıyorsun? Öleceksen de onurunla öl. Kendi kafana sıkarak değil. İntikamını al, itibarını geri al, öyle öl. İç. Gitme boğazından ha. İç dediysem iç. Allah aşkına çıkar dayımı, donacak. Kaç dakika oldu? Üşümem. Bana bir şey olmaz diyor dayın. Ya sen onun dediğine bakma. Sana kızmış. Ne dersen tersini söyle.
Çocukları sokaktan çek desem inadıma çekmeyecek. Öyle mi? Doğrudur. O zaman donsun. Dayım çekmese de ben çekerim. Nasıl çekeceksin? Ben istemedikten sonra kimse onları sokağa dökemez. Şimdi sen dayını satıyorsun öyle mi? He, satayım. Donup ölürse dayım bana ne lazım? Dayım bana sağ salim lazım. İyi Cevher. Bundan sonra gökten bir taş düşer seni tanırım. Dayını değil. Bir çocuğu anasız babasız yolda görürüm senden bilirim. Karakola bir tane çalınmış teyip bildirsinler. Seni alırım. Karşıma oturturum. Dayını buzdolabına sokar çıkartırım. Nasıl istiyorsan öyle yap. Sen dayımı çıkar. Bir tek çocuk karşına çıkmayacak. Aha söz. Kazım, Zaza'yı getir. Üçte çay söyle. Tamam abi. Çay getir. Bu İskender size ne kıyak yapmış ki siz onun dibinden ayrılmazsınız? Ben de daima aynısını sorayım ama vefa değil, başka bir şey demeyeyim. Bu aleme girdiğinde İskender Bey yol vermiş. Arkasında durmuş. Daima diyeyim ki ödemedim mi 30 senedir? Ben adam satmam diyeyim. Vardır dayının bir hesabı, vardır. Vefa mefa yemem Cevher. Mehmet, sağ olasın. Sen de çocukluğumu yaşadın. Hayırdır? Ya çocukken ele soktu ki bizimki. Kapının önüne çıksan burnundaki hırnik donardı. Bizden nerede odun parası, kömür parası? Evin içinde üşümemek için birbirimize sarılıydık. O yüzden ben hep kalabalık gezdim. Hiç yalnızlık sevmem. Çok mu üşüdün Zaza? Sonunda köyüme gitmiş oldum. Ne zamandır gidemedik? Değil mi Cevher? Dayı giderken Memati'yi de götürürük. Bizim oraları görmüş olur. He, kış gele gidek Cevher. Memati'yi de götürek. Zaza, sen hala beni seviyorsun yani. Köyde o soğukta ben sağa sarılırım. Sen üşüme diye. O zaman anlarsın seni ne kadar sevdim diye. Hele çayını iç. Kaymaklı dondurma olmuşsun. Buzların çözülsün. Ne yaptınız Alper? Buldunuz mu İskender'in yerini? Usta, arıyoruz. Bulamadıysan daha ne arıyorsun? Usta Hamdi aradı. Ünsal'ı almış Polat Alemdar. Haberin var mı? Ne zaman almış? Birkaç saat önce. Bir şey sormak için görüşmeye çağırmıştır. Yanlış anlamıştır Hamdi. Usta, mekanı basıp alıp götürmüş adamı. Yukarıdan büyük baskı var ne oluyor diye. Alper, yukarıdan dolu mu yağıyor, ne yağıyor? Başlatma yukarına. Usta, Hamdi söyledi. Yanlış anlamış olur mu? Alper, yanlış anlamıştır diyorsam yanlış anlamıştır. Ama usta. Ünsal gelir birazdan yanıma. Sen millete dediğimi söyle.
Herkes bir rahat olsun. Tamam usta. Kazım, aracı aiti neredelermiş öğren. Tamam abi. Ben kimsenin ayağına gitmem. Ben felleri senin ayağına getireceğim. Sana nasıl ihtiyacı var bilemezsin. Polat onu öyle köşeye kıstırmış ki. Polat balıkçı olmadı mı? Nereden nasıl köşeye sıkıştıracak? O iş öyle değilmiş. Polat meğer plan yapıyormuş. Ne planı? Abdüley ölmemiş. Onun hayatını kurtarmak için geri çekildim, bıraktım demiş. Sen bunları nereden biliyorsun? Bir kısmını fellerden, bir kısmını buluttan biliyorum. Sen benim bilmediklerimi biliyorsan feller beni ne yapacak? Seninle çalışsın işte. Sen kendi değerinin farkında değilsin. Seni yanına almayan bu ülkeyi yönetebilir mi zannediyorsun? O yüzden mi bu haldeyim? Sen Amerikalıların gücünü o kadar küçümsedin ki. Haklısın. Ben de senin gibi güçlü olsam başkalarının gücünü küçümserim. Ama doğrusu başkalarının gücünü küçümsemek değil, o gücü kullanmak. Ben bu adamları tanıyorum. Bunlar adamı kullanır, gücünü sömürür, gücü bittikten sonra gömer gider. Seni kaç kere gömmeyi denediler? Başarabildiler mi? Sen şimdi gönüllü mezara girmek istiyorsun. Tek istediğim bir daha kullanılmamak. Bunun tek yolu işbirliği yapmak. Karar senin. Ya en güçlülerle birlikte olacaksın ya da kendini en güçsüz bir biçimde öldüreceksin. Süt içecek yaşı geçmiş olmalısınız küçük hanım. Ne içeyim? Bak İbrahim, İskender Bey ne kız yetiştirmiş. Sütten başka bir şey içmiyor. Seninki kim bilir neler içiyor. Demedi deme İbrahim. Kızını dövmeyen gider elin oğlunu döver. Dövdüm efendim. Çok dövdüm. Merak etmeyin siz. Siz manyak mısınız ya? Kadın dövülür mü? Kadın demedim hanımefendi. Elin oğullarını çok dövdüm. Bak görüyor musun İbrahim? Hayırlı evlat denen bir şey var. Babası zor durumdayken koştu, yetişti, hayatını kurtardı. Sen ölsen kızım bir yudum su vermez sana. Efendim sizin kızınız bile yok. Size kim bir bardak su verecek? Ah İbrahim. Su verip büyüttüğüm o kadar çok çiçek var ki. Hepsi bir damlasını geri getirse ben o denizde yüzerim. Bu ülkede hiç mi hakkı başında adam göremeyeceğim ben acaba? İbrahim, bak sana söylüyor küçük hanım. Ne yaptınız? Tamam mı o iş? Seni ne alakadar eder benim işim? Hadsiz çocuk. Ay aman soranda kabahat. İbrahim ayıp ayıp. Aile işlerine ne karışıyorsun? Hadi biz gidelim. İbrahim, siz Funda'yı alın. İnci ile ben görüşmemiz bitince geleceğiz. İnci Hanım. Demedi demeyin. Babanız bu durumları duyarsa canınız yanar. Benden sır çıkmaz ama yerin kulağı var. Babamın haberi var. Şöyle iki kız evlat yetiştiremedik İbrahim. Hadi Funda Hanım. Allah Allah.
usta nerede? Burada değil. Yürüyün sağ olun. Gidiyoruz. Abi, Polat abinin haberi var mı? Sen niye burada bekliyorsun? Gelince söylersin. Hadi sen Ünsal. Ömer abi, tatsızlık çıkacak. Sen mi çıkaracaksın Cahit? Gel İskender'im, gel. Seni yetiştirenleri biz yetiştirdik. Beni adam gibi yetiştirenler öldü. Beni yetiştirdiğini zannedenleri de ben öldürdüm. Gerçekten kaç kişi öldürmüşsündür İskender? Kaç kişi öldürdüğüm önemli değil. Kimi öldürdüğüm önemli. Seninle bu yüzden çalışmak istiyorum. Kimi öldüreceğini, kiminle birlikte olacağını, kime karşı olacağını biliyorsun. Siz bana ortaklık mı teklif ediyorsunuz, kölelik mi? Bence bu birlikteliği evlilik gibi düşünmek lazım. Evlilikte kadına sorarsanız köle odur. Erkeğe sorarsanız kadının kölesi erkektir. Ne evliliği? Sizin yaptığınız metresinize sen benim karımsın demekten başka bir şey değil. Ben sana karım bana yetmiyor diyorum. Karınız kim? İsrail. Amerika ile İsrail'in nikahı Katolik nikahı. Ölene kadar bozulmaz. Metres alışkanlığımız bundan ötürüdür. Ben ömrümde istemediğim yatağa girmedim. Ben sizi yalnız bırakayım. Siz erkek erkeğe konuşun. Eğer sen yanıma İncimle kızımı yollamamış olsaydın ben ölmüş olacaktım. Neden yaşamamı istedin? Ben dünyayı yönetiyorum. Türkiye'yi benim adıma yönetecek birini arıyorum. Bu ya Polat olacak ya da sen. Eğer Polat benimle uzlaşan bir adam olsaydı, hiç tereddüt etmeden ölmene göz yumardım. Bir sürü genç adam var senin hizmetinde, emrinde. Bırak Türkiye'yi, onlar yönetsin senin adına. Neden ben? Gençliğini hatırla. Ne çok hevesliydin, değil mi? Bu yüzden de çok yanlışlar yaptın. Bölgenin içinde bulunduğu şartlar yeni yanlışları kaldıramaz. O yüzden seni seçtim.
sınırlarını bilmen şartıyla tabii ki. Bu gücü elde ettikten sonra size sadık kalacağımı nereden biliyorsunuz? Beni hiç mi tanımıyorsunuz? Seni çok iyi tanıyorum. Seni satmayan kimseyi satmadığını biliyorum. Ayrıca ben hür iradeye inanırım. Herkes tercihini kendi seçmeli. Sen bana ihaneti seçersen, başına ne geleceğini muhakkak biliyorsundur. Ben kaçak bir adamım. Kamuoyu karşısındaki itibarımı iki paralık ettiğiniz gibi, mahkemede de beni bir ömür yatıracak dosyalarım var. O dosyalar mahkemeler arasında çürüyüp kaybolur. Bu ülkede bazı insanlar cezaevinde çürür, bazıları mahkeme koridorlarında çürür. Bizim seçtiklerimizin ise ancak dosyaları mahkeme koridorlarında çürür. Türkiye güzel bir ülke. Bağışlamak, affetmek, bu ülkede bir erdem. Güzel de bir erdem. Bir gün bir hanımefendi cezaevini ziyaret eder. Karşısına masum bir kadın çıkarılır. Cezaevinde büyüyen çocuğu gösterilir. Hanımefendi dayanamaz. Masumlar için af ister. Bilmez ki o afla kimler dışarı çıkar. Masumlar mı? Bizim istediklerimiz mi? Kaç kişiyi afla dışarı çıkardın İskender? Sayısını hatırlıyor musun? Kaç kişiyi affettiğimin hiç önemi yok. Ama kimleri affettiğimin önemi var. İmralı'dakini dışarı çıkarmayı mı planlıyorsunuz? Söz verdik bir kere. Ona istediğini vereceğim. Eğer istediklerimi yaparsa. Söyle Cahit. Abi, Memati abi geldi, Mursal aldı gitti. Abi. Alo. Abi. Ne diyeyim Cahit, ne dememi bekliyorsun? Evet. Fellerle görüşüyorum. Beraber çalışıyorum. Hainsin yani. Satılıksın. Senin gibi bakarsan öyle. Ama herkesin sizin gibi bağımsız hareket etme şansı da yok, lüksü de. Ayrıca neye göre bağımsızsınız? Ne demek istiyorsun? İhtiyarların içinde fellere hizmet eden kimse yok mu diyorsun? Ünsal, kendini haklı çıkarmak için milleti karalama. Memati, benim makamımda benim gibi biri değil de senin gibi birinin oturduğunu düşün. Hiç taviz vermeyen,
pazarlık yapmayan, %100 bağımsız, vatanperver biri. Neler olur biliyor musun? Ne olurmuş? Her gün kaç askerimiz ölür, kaç bomba patlar, kaç insan hayatını kaybeder biliyor musun? Bunu da geç. İnsanlar yiyecek ekmek bile bulamazlar. Ünsal, bu anlattığın Türkiye değil, Irak. Amerikan işgalindeki Irak. İşte anlıyor musun? Amerika işgal ederse ne olur? Ben Amerika ülkemizi işgal etmesin diye bu aşağılık insanlarla çalışıyorum. Onların dediklerine evet diyorum. Karşılığında ne alıyorsun? Şahsi olarak makam. Ülkem içinse bazı tavizler verip bazı tavizler alıyorum. Ne taviz alıyorsun mesela? Senin düşündüğün gibi para pul değil. Ben örgütten nefret ediyorum. Bu ülkenin başının belası olduğunu düşünüyorum. Hiç değilse oturduğum makamın hakkı için arkama Amerikalıları alıp onlarla savaşıyorum. Sonuç ortada Ünsal. 24 senedir örgütün aldığı can da ortada, bu memleketin kaybettikleri de. Eğer biz örgütü fellerin baskılarıyla pasifize etmeseydik, şimdiye çoktan bölünmüştük. Feller babanın oğlu mu? Sana bu kıyağı niye yapıyor? Türkiye'ye ihtiyacı olduğu için. Neye ihtiyacı varmış? Ölecek askere, kalabalık gençliğe ihtiyacı var. Ben onu bunu bilmem Ünsal. İkidir sana yaşama fırsatı veriyorum. Bana can borcun var. Sana can borcum var. Usta seni niye öldürmedi? Senden ne aldı? Abdülay'ı iyileştirecek doktoru söyledim. Feller Abdülay'ı öldürmediğine göre iyileştirecek, İskender'in emrine verecek. Feller'in Abdülay'la ne işi var? Abdülay elinde, haberin yok mu? Efendim usta. Ne yapıyorsunuz? Abdülay'ın robot olması için altyapı hazırlıyorum. Anlamadım. Zihin kontrolü diye bir şey duymadın mı? Ben öyle şeylere inanmam. Aaron Feller izin versin, istiyorsan senin üstünde deneyelim. Bana istemediğin bir şeyi yaptıramazsın. Irak'taki canlı bombaların bazıları da senin gibi konuşuyordu. Herkes ölmek için can atıyor mu zannediyorsun? Abdülay üstünde yaptıklarını anlıyorum doktor. Neticede beynini tahrip ediyorsun. Ama bir adamı canına kıyacak bir hale getirmek, o başka bir iş. Sen gazetede okumuyorsun herhalde. Türkiye'deki intihar rakamlarındaki artışı incele. Zero, sana en kıymetli eserimi verdim. Lütfen ona eşsiz bir elmas gibi davran. Tabii ki efendim. Önce beynindeki tahribatı düzeltmem lazım. Ardından istediğiniz adam yapabilirim. İstediğim adam olmasına çok az bir şey var. İskender'le birlikte kan kusturmasını istiyorum. Yakın geçmişine dair bazı şeyleri hatırlıyor. Bu bizim için tehlikeli olur. Önce beynini hazır duruma getirmem lazım. Ne hatırlıyor? Polat'ın eşinin kendisini vurduğunu hatırlıyor. Ben bunu bıraktığımda bunların hiçbirini hatırlayamaz haldeydi. Patron sensin. Ne yapman gerekiyorsa yap.
Doktor Zero isterse beni bile canlı bomba yapabileceğini söylüyor. Senden daha güçlü iradesi olan adamların ne hale getirdiğini gördüm. Afganistan'da, Irak'ta çok sayıda adamı çıldırtıp iradesiz bir hale getirdi. Sonra ne istiyorsak onu yaptılar. Ama Doktor Zero'dan daha iyileri İsrail'de var. Onlar şanslı, malzeme bol. İstedikleri Filistinli'ye istediklerini yapabiliyorlar. 1981 yılında Afganistan'da Sovyetlerin eline esir düştüğümde zihin kontrolü denilen şeyle tanıştım. İşkencenin her türlüsünü gördüm. Böyle korkuncunu görmedim. Doktor Zero ile tanışmam bu vesileyle oldu. Beni yeniden ben yaptı. Efendim, bir saniyenizi alabilir miyim? Acil bir durum var. Efendim, Ünsal sizinle görüşmek istiyor. Polat tuzak mı kurmuş Ünsal üstünden? Hayır efendim, Memati Baş Polat Alemdar'ın elinden almış. Ne? Ünsal'ın söylediği bu efendim. Çıkalım. Ne yapıyorsun sen Memati? Usta, sen Ünsal benim adamım demedin mi? Hiç mi sözümün itibarı yok nazarında? Benim üstüme söz söylüyorsan yok Memati. Benim düşmanım dediğim adam senin adamın olamaz. Onun dışında kime adamım diyorsan başımın üstünde yeri var. Usta, Ünsal'ı öldürünce eline ne geçecek? Bana anlatır mısın? Ne zamandan beri hainleri bir fayda için öldürelim diyorsun Memati? Sen her zaman dersin ki bir şey yapıyorsak bundan faydalanmamız lazım. Az adamı gıcığıma affetmedin. Ben hain olmayan herkesi affedebilirim Memati. Hatta bana ihanet edeni bile affederim. Ama vatana ihanet edeni affetmem. Tamam usta. Sen Davut Tataroğlu'na, Mehmet Fikret'e, Turan Kaçkar'a sık... Ben de Ünsal'a sıkacağım. Bu saydıkların ihanet içinde değil ki. Bizzat onların adamları. Vazifelerini yapıyorlar. Ünsal bu vatanın yetiştirdiği, üstüne emek verdiği, bu makamlara getirdiği bir devlet adamı. Onun ihanetini affedersen ne sınırda bekleyecek bir asker bulabilirsin, ne devriye gezecek bir polis. İyi. Benim işim bitince veririm öldürürsün usta. Memati, ben adam öldürme pazarlığı mı yapıyorum? Elindeydi usta, öldürseydin. Fellerle pazarlık yapıyorsun, benimle mi yapmıyorsun? Memati. Nereye? Abdullah'ı kurtarmaya. Ünsal'ın peşindeyken kaçırtmışsın ya usta. Git kurtar. Abdüley'i kurtarırken kendini kurtarmayı da unutma. Sana da bitki çayı vereyim mi Ebru? Yok, normal çay isterim. Uykun kaçacak bu saatte. Zaten uyuduğum yok. Biz hangi akıllı iki evi birden boşalttık anne? Kızım, aklımıza mı gelirdi bu hale geleceğimiz? Doğru ya. Boşanacağımı ne bilecektim? Teşekkür ederim.
Al canım. Kapıdakine bir şeyler vermek lazım mı? Peşime koruma takmayı düşünen korumasının ne yiyip ne içeceğini de düşünsün. Ben anlamıyorum ki. Kendinizi düşünmüyorsanız çocuğunuzu düşünün. Zavallının ne suçu günahı var? Anne, o beni sevmiyor, ben de onu sevmiyorum. Çocuk ikimizin arasında büyüyeceğine böyle büyüsün. Ben niyeyse bu işin bittiğine inanmıyorum. Bitti. Yarın o baktığımız evi tutacağız anne. Niye kızım? Baksana, Sedef bile inanmıyor. Eğer ben kendi hayatımı kurmazsam, kimse benim ayrılığıma inanmayacak. Hayırdır baba? Evladım, aradım ulaşamadım. Merak ettim. Eve gittim, kimse yoktu. Abdülhey'e ne oldu? Var biraz sıkıntı baba. Geldim üst üste geliyor. Memati ile ne yaptınız? İnat ediyor. Neye inat ediyor? Ben bir yola girdim. Senin nasıl bir yoğurt yiyişin varsa benim de var, karışma diyor. Sadece Abdülhey meselesine mi bozulmuş yoksa birileri mi dolduruyor Memati'yi? Memati dolduruşa gelmez baba. Sadece bana nasıl güvenmezsin diye tavır yapıyor. Haklı olmasına haklı ama yaptıkları kötü sonuçlar doğuracak. Konuştunuz mu Memati ile? Konuştukça daha çok batıyoruz baba. Benim konuşmamı ister misin? Sen sıkıntı yapma baba. Düzelir nasılsa. Düzeltmeden hiçbir şey düzelmez evladım. Siz daha girmediniz mi? Efendim, biz girene kadar Abdülhey'i öldürürler. Çok biliyorsun. Herkes arayın, takviye kuvvet yollasınlar. Canın çok yanıyor mu? Hayır efendim. Beni kurtardığınız için teşekkür etmek isterim size. Bu saatte bunun için mi görüşmek istedim? Hayır efendim. Bilgi vermek istedim size. Canımı kurtarabilmek için taviz vermek zorunda kaldım. Kimi sattın? Doktoru. Büyük bir ihtimalle doktorla birlikte Abdülhey'in de yeri deşifre olmuştur. Bu kadar küçük bir tavizle nasıl hayatta kalabildin? Yüzyılda bir olacak bir şey oldu. Memati ile Polat birbirine girdi. Polat beni öldürmek istedikçe Memati hayatta kalmamı istiyor. Ünsal, en iyisi sen biraz dinlen. Abdülhey'in yerini değiştirin. Yarın asıl sahibine teslim edelim. Emredersiniz.
Memati biraz daha burada kalın, ondan sonra dönün. Usta, nereye dönüyoruz? Abdullah içeride değil mi? İçeride ama artık burada tutmazlar. Mecburen yerini değiştirecekler. Nasıl yapacağız? Ben planımı yaptım, sen rahat ol. Sen git Ünsal'la tavla oyna, vatan kurtar. Uğraşma adamımla. Uğraşmıyorum. Hızlıca çıkmamız lazım. Hayırdır Ömer baba? Evladım, Ali Memati'yi özledim. Bu saatte? Özlemin saati mi olur evladım? Gülendam, Ali Memati'yi getir. Buyur baba. Uyuyor abi. Uyansın Gülendam'ım. Bırak kızım uyusun. Ben giderken öper sever giderim. Gülendam, baba evimize teşrif etmiş. Ne ikram edeceksin? Hiçbir şey yemem içmem kızım. Bir Memati oğlumla baş başa konuşmak isterim, o kadar. Baş üstüne. Baba, eğer seni o deli Hüsnü falan gönderdiyse onun dersini verdim ben. Evladım, ne Hüsnüsü? Tamam baba, kusura bakma, ben o zannettim. Buyur, dinliyorum Ömer baba. Sevineceğin yerde üzülüyormuşsun diye duydum. Onun için geldim. Ne için sevinecekmişim baba? Evladım, sen feryat figan etmedin mi Abdülhey öldü diye? Baba, o mevzuyu hiç açma. Sana da biraz kırgınım. Bari sen beni çekip kulağıma söyleseydin. Oğlum, bana kimse bir şey anlatmadı. Gömdüğümüz Abdülhey'i değil dediler, o kadar. Bana da o kadarını söyleselerdi ya. Yıkayan bendim ya evladım. O yüzden söylediler. Yoksa kimsenin babasından izin aldığı yok. O sizin baba oğul hukukunuz. Ben araya girecek değilim. Peki sizin abi kardeş hukukunuz ne olacak? Hukukun bozulduğu yok da mesafe var Ömer baba. Sen Abdülhey için dünyaları ayağa kaldırıyorsun. Polat Abdülhey için dünyaları ayağa kaldırıyor. Peki çocukcağız nerede? Düşmanın elinde. Sizin durumunuz ne? Mesafe. Düşmana tavır alacağınıza birbirinize tavır alıyorsunuz. Baba, bana bir tavır alındı. Ben de bir tavır gösterdim. Ben insan değil miyim? Tavır gösterme hakkım yok mu? Tamam. Gösterdin, bitti. Yok baba, yok. Bitmedi. Abdülhey ölünce mi bitecek? Allah göstermesin. Nasılsa onun canıyla kanıyla alakadar olan bir abisi var.
Ben de kendimce memleket meseleleriyle alakadar oluyorum işte baba. O kadar. Evladım, camilerde namaz kılarken neden safları sıklaştırın derler? Arkadakilere yer kalsın diye. Yok evladım, cami boşken de denir. Baba, benim cami kültürüm yok bilirsin. Bayramdan bayrama, arada da cumaya. Safları sıklaştırın derler ki iki kardeşin arasına başka bir şey girmesin. Nifak girmesin, ayrılık girmesin, İkilik girmesin, benlik girmesin, düşman girmesin, şeytan girmesin. Safları sıklaştırma Mati. Zannetme ki sadece sana söylüyorum. Oğluma da söylüyorum. Safları sıklaştırın. Düşmanınız çok. Ne yaptın Cahit? Abi, yeri tespit ettim. İkimiz girebilir miyiz? Abi, adam vurmaya girilir mekana. Ama Abdüleh'in durumunu bilmiyoruz. Vura vura girip sağ salim adam çıkarmaya ikimiz yeter miyiz bilmiyorum. Belki Memati de bizimle gelir. Telefonun çaldı. Niye cevap vermedin? Polat abi aradı da o yüzden. Yine soruyorum Gülendam. Niye cevap vermedin? Ne diyecektim? Bir bahane uyduraydın. Ara o zaman, kendin uydur. Sen benim yalan söylediğimi gördün mü? Hı, gördüm. Vır vır etme Gülendam. Sen Hüsnü Bey'e dersin dayak atarak mı verdin? Hı. Gelip beni şikayet mi etti? Bizim de kendimizce bir aklımız fikrimiz var elbette. Akıl sende ne arar? Sen de akıl olsa Hüsnü'nün senin peşinde ne işi var? Senin de onun. Sizi birbirinize kavuşturmak mesele değil. Ben sizden olacak çocuktan memleketi korumanın peşindeyim. Zır deliler. Thank you.
Cevap vermiyor Memati Bey, görüyor musun? Öğren evde miymiş, neredeymiş bu? Tamam abi. Günaydın Sedef Hanım. Bundan sonra her şeyinizle ben ilgileneceğim. Aramanız yeterli. Hem sizinle birlikte çocuklardan biri olacak. Hem ben sizin yanınızda olmaya çalışacağım. Ebru yenge uyandı mı? İçeride. Günaydın. Günaydın yenge. Günaydın. Ebru dersen daha mutlu olurum Erhan. O zaman günaydın Ebru yenge. Dün bir ev beğenmişsiniz. Çocuklar bana söyledi. Beğenmedik. Baktık. Yok, ben sabah gittim beğendim. Polat abinin şanına yakışır bir ev. Hem güvenlik problemi de yok. Evi satın aldık. İstediğiniz tadilat varsa mimar ayarladım. Eşyaları da onlarla halledersiniz. Erhan, ben başka evlerde bakmak istiyordum. Güzel evladım işte. Anne, sen lütfen karışma. Ben ev falan satın almak istemiyorum. Kimsenin bana alacağı eve ihtiyacım yok. Yengecim, tatsız şeyleri konuşmayalım. Yeğenim nasıl? Anlamadım. Erkek değil mi yenge? Daha belli değil. Bence belli. Kesin erkek. Kahvaltıyı evde yapmak istemiyorsanız sizi kahvaltıya da götürebilirim. Erhan, bizi baş başa bırakır mısın? Yengecim, sen durumu anla diye bu kadar üstüne üstüne gidiyorum. Sen bu evde kalmakta ısrar edeceksen ben komple apartmanı satın alıp bütün arkadaşları buraya yerleştirmek zorundayım. Alıyorsan al. Ben burada kalacağım. Sen bilirsin yenge. Yürü, gidiyoruz. İşim var. Ne işin var? Ünsal gelecek. Tavla oynayacağız. İyi. Gelsin bir elde benimle atsın. Gel böyle otur. Burada bekle.
Memati, sabrımı mı ölçüyorsun? Hiçbir şey ölçtüğüm yok. Bence sen çok duygusal davranıp abartıyorsun usta. Söyle Cahit. Abi İskender'le feller geldi. Tamam, geliyorum Cahit. Usta, tek gitme. Neticede onlar iki kişi. Abartma Memati. Hepi topu iki kişi. İşte sana ilk hediyem İskender'im. Gel Zülfüm. Gel. Nasılsın Zülfüm? İyiyim komutanım. İyi olduğuna çok sevindim. O namussuz seni çok kötü yaralamıştır. Memati mi komutanım? Memati, aferin. Her şeyi pırıl pırıl hatırlıyorsun. Ben ekmek yediğim yeri unutmam komutanım. Doktorumuz harika bir iş çıkardı. Biraz daha işimiz var. Zaza nerede? O kimin elinde? Memati'nin elinde. Ama kolaylıkla alınabilecek bir yerde. Zülfüm gider alır. Emredersiniz komutanım. Şu anda değil. Bana biraz zaman vermeniz lazım. Neredesin Cahit? Biliyorum lan ustanın geldiğini. Sen bana mevki söyle. Ben de geliyorum. Tamam. Fazla da abartmamak lazım. Abi feller çıkıyor. Takip mi edeyim, burada mı kalayım? Yolda ekipleri vardır. Tek yakalanırsın Cahit, orada kal. Ben geliyorum, yoldayım. Tamam abi. Doktor benim güvendiğim bir doktor. O yanındaki artist. O da iyi çocuk. Doktor tedavisini bitirsin. Git Zaza'yı al, yanıma gel. İşimiz var. Tedaviye gerek yok komutanım. Ben gayet iyiyim. Sen ne diyorsam onu yap Zülfüm. Emredersiniz komutanım.
Abi İskender de çıkış yaptı. Tamam Cahit. Az kaldı, gelmek üzereyim. Nedir durum? İçeride kaç kişi var bilmiyorum abi. Ama Abdullah ile doktor içeride. İlerleyebildiğimiz kadar sessiz ilerleyelim. Bizi fark ettikleri anda ikimiz iki taraftan hızla içeri gireceğiz. Tamam. Abi Memati abi aradı. Nerede olduğumuzu sordu. Gelmesini bekleyelim mi? Arasor neredeymiş? Abi neredesin? Cahit işim çıktı, ben gelmiyorum. İşi çıkmış abi. Senin işine de sana da.